değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. La ilahe illallah ne demektir? Bunun kelime manası Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur demektir. Bu la ilahedeki la Arapçada cinsini nefyeden la demektir. Yani ilah namına ne varsa hepsini yok ediyor. Hiçbir ilah yoktur. Asla ve asla yoktur diye ilahlık iddia eden bütün ne kadar ilah varsa tamamını gerek insanların kabul ettiği gerekse birilerinin iddia ettiği ilahlık namına her şeyi yok ediyor. Sadece ve sadece Allah vardır. Tabi bu kelime-i tevhid dediğimiz bir insanın Allah'ın birliğini, varlığını ve birliğini ifade eden bu tevhid kelimesi esasen Allah'ın isimleri kadar tevhid manasını içinde barındırıyor. Çünkü Allah lafzı celali Allah'ın hem zatını, hem sıfatlarını, hem isimlerini, hem fiillerini içine alan cami bir isimdir. Allah'ın zatına alem bir isimdir. Dolayısıyla biz Allah dediğimizde hem Allah'ın zatını, hem şuunatını, hem sıfatlarını, bütün sıfatlarını, hem bütün isimlerini, hem de bütün icraatlarını, fiillerini kastetmiş oluyoruz Allah ismiyle. Öyleyse la ilahe illallah diyen bir Müslüman, bir mümin aynı zamanda şunlar da demiş oluyor. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur, tamam. Allah tektir. İki, Allah'tan başka hiçbir rızık veren yoktur. La razika illallah. Bunu da demiş oluyor. Çünkü Allah-u Teala'nın uluhiyetinde ilahlığı bir olduğu gibi onun rububiyeti de birdir. Öyleyse la halika illallah. Allah'tan başka yaratan hiçbir yaratıcı yoktur. La şafiye illallah. Allah'tan başka hiçbir şifa veren yoktur. La rabbe illallah. Allah'tan başka hiçbir Rab yoktur. Şimdi Allah-u Teala'nın kaç ismi varsa hepsini tek tek buraya koyduğumuzda her birinde Allah'tan başka, Allah'tan başka yoktur demek suretiyle sanki Allah'ın isimleri sayısınca tevhid cümlelerini söylemiş oluyoruz. Onun için bir insan la ilahe illallah demekle tabi arkasından Müslüman olduğunu ifade etmek için elbette Muhammedur Resulullah da diyecek. Ama la ilahe illallah cümlesinin tevhid noktasından Allah'ın varlığı, birliği ve ona ait şuunatı, ona ait sıfatlar, ona ait isimlerin ondan başkasında olmadığını anlatmak için en cami, en kapsamlı bir cümledir. Cenab-ı Hak bu tevhid cümlesini hayatımızın bütün alanlarında hem dilimizle, hem kalbimizle, hem halimizle, hem de hayattaki bütün davranışlarımızla yaşamayı nasip etsin inşallah.